Ben Malatya'dan geliyorum. Ben de Doğanşehir. Yaşım 50. Depremden dolayı iş yerim yıkıldı. Evim orta hasar verildi, yıkılmak üzere. İlk 3 günü bahsediyorum. Ekmek yok, su yok, afat yok. 50 yaşında memleketimi bıraktım. Bakın memleketimi bıraktım. Hiç tanımadım bir memlekete geldim. Sadece çocuklarımın yanına. Devletin bana verdiği ne biliyor musunuz? O da almadım ben. 10 bin lira. Bakın ne kadar komik bir rakam. O iş yerinde. Taşıma parası o da. Ya taşımaya da gitmiyor. Bakın Malatya'dan İstanbul'a taşımaya ben telefon açtım 40 bin lira para istiyorlar. Benim iş yerim gitmiş. Benim evim gitmiş. Yani çok komik bir rakamlar. O rakamların peşine değilim. Bir de üstelik televizyona çıkıp AFAD birinci gün oradaydı. Kızılay oradaydı. Yardım yapıldı. Askeriye indi. Hiçbirinde bakın 82 yaşında annem var. Tansiyon hastası. İlacını almak zorunda kaldı. Su bulamadık. İlk 3 gün artık 4. gün memleketimizi terk etmek zorunda kaldık. Artık bir değişim şart. Yani bu gelen insanlar yabancı ülkeden gelen insanlar değil. Ya bir 5 sene bir deneriz ya. Oldu mu? Devam ederiz. Olmadı mı? Alternatif partilere bakarız. Yani aynı dik duvara bakmanın bir anlamı ben yok. Ben şunu anlamıyorum. 21 yıldır çevre olarak ekonomiyi değiştiremeyen şimdi 5 yılda nasıl değiştirebilir? 21 yıldır değiştiremedi gördük. 5 yıldır nasıl değiştirecek yani? Hayır değiştirmesi mümkün değil. Şu anda verdik bir vaat de yok zaten. Bakın hiçbir vaat yok. Mesela şöyle bir şey var. Ev sahipleriyle kiracıları 1 Temmuz itibariyle baş başa bırakıyorlar. 30 Haziran akşamı itibariyle %25'lik olayı bitiyor. Ondan sonra 1 Temmuz itibariyle enflasyon uygulanacak. Ev sahibiyle kiracı arasında. Bu çok büyük bir tehlikeli iştir. Her mesela gün, bu seçim vaadi gün, olabilir mi? Her gün mahkemelik olacaklar. Mahkemelik olsalar keşke. Her gün. Dövüş kavgalar da çıkıyor. Alttan çıkamazlar ki. Hayır alttan çıkamazlar. Bakın Malatya'da 1+1 TOKİ'lerde 1+1 1500-2000 lira olan rakam bugün 9000 lira rakam yazmışlar. Devlet yok. Bunun hiçbir önlemi de yok. Ben de Doğanşehirliyim, Kapıdere köylüyüm mesela. Sizin bizim memleket de tamamen gitti. Bizim tamamıyla bitti. Bitti. Senin söylediklerini benim akrabalarım da aynı şeyi söylüyor. Şu an destek yok diyor. Ama maalesef ya peki yok. Peki ben sana söyleyeyim. İlk 3 gün aynı şeyi konuşuyoruz. İlk 3 gün devlet destek vermedi, yardım etmedi. Burada fikiriz. Peki mesela adam kalktı Yunanistan'dan olsun, yurt dışından olsun bir sürü yardımlar geldi. Onlar daha önce yetiştirdi. Biz onlara kafir diyoruz ama. Olur mu? Onlar bizim gözümüze düşman niye nitelendirmişiz biz o insanları? Eğer AK Parti'ye sempatizmanı varsa, Müslüman değilse bir defa bu iş tamamen bitti. Siz istediğiniz kadar yardım gönderin. Ben size bir şey söyleyeceğim. Dünyadan yapılan yardımlar şu anda nerede? Ne kadar vallahi en son Süleyman Soylu'nun açıklamasında şöyle bir şey var. Buraya en çok diyor kahvaltı ihtiyacı vardı diyor. Rakam ne kadar? Hiç en son 115 milyar TL'ydi. Yurt dışından gelen, hayır. Yok, Türkiye içinden 115 milyar TL bakın, artı tırlar, 110, yurt dışını bilmiyorum. Bakın beyefendi, hepimiz de televizyonda depremden 10 gün sonra seyrettik toplanan paraları. Kim yardımda bulundu? Yine depremin kendi, devletin kendi kurumları, Merkez Bankası. Cengiz Holding. Halk Bankası. Cengiz Holding. Bankası. Kimin parasını kime Cengiz yardım Holding. Bulundular? Cengiz Holding. Bulunmadı. Taahhütte bulundu. Bakın, taahhütte bulundu. Siz zannediyor musunuz ki o taahhütte bulunan insanlar o ödemeyi yaptı? Tahmin edebiliyor musunuz? Hayır geçen gün yine açıkladılar. Taahhütte bulunan paranın %75'i yatmadı diye. Halk Bankası çıkıyor benim adıma yardım bağışta bulunuyorsun ya. Zaten benim bankam. Ziraat Bankası. Peki abi depremzedelere bu bir yılda ev tamamlanacağını diye bir sistem uyguladı Recep Tayyip Erdoğan. Bir yılda buraları teslim etme şansı yok. Burada fikiriz. Bakın. Ama sana şunu söyleyeyim. Sen bir depremzede ve senin gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce depremzede var. Ya şimdi bunlar çocukları var, çocukları var. Şimdi bunların çoğu da dediğin gibi konteyner, çadır kentlerde yaşıyor. Peki bu sorun giderilmiyor hala. Niye? Giderilmesi mümkün değil. Nasıl giderilsin? Bakın şu anda Malatya'da %71 yıkılacak olan binalar dahil. %71'i yok. Hangi vaatle, hangi sistemle bir sene içerisinde o insanlara siz o konutları teslim edeceksiniz? Mümkün değil. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ülke bir değişim şartı. Yani ben tarafsız olduğum için ülkenin gelişmesi, ekonomik olarak iyi olması için ben oyumu Kılıçdaroğlu'na kullanacağım. Bekar mısın? Bekarım evet. Peki bir genç olarak kendi İmkanlarına yetişebiliyor musun? Kendi imkanlarıma ekonomik kendi olarak çapımda yetişiyorum ama Türkiye ekonomik... Farz et evli olsan çocuğun olsa. Zor ya Türkiye'de çok zor. Battı batacağı kadar... Evin var mı? Evim var çok şükür. İşin iyi? İşim de iyi. Peki herkes senin gibi şanslı değil ama? Şanslı değil. İşte o yüzden arkadaşlar oyunuzu CHP verin değiştirelim. Herkes benim gibi şanslı olsun. Ülke ekonomik olarak ve maddi manevi olarak kardeşlik olarak bu ülkeyi üst seviyeye çıkartalım. Güzel bir ülkede yaşıyoruz.
kardeşçe yaşayalım. Bu ülkenin değişmesi şart. Yani ben Cumhurbaşkanı'na da... Peki bu halkın mesela bu insanların etrafı üç tarafı denizlerle dolu bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Ama insanlar balık yiyemiyor. Tarım ve hayvancılık ülkesindeyiz. Et yiyemiyoruz. Ya, domates yiyemiyoruz. Biber yiyemiyoruz. Sebebi ne? Milletvekili mecliste bir tele et yediği yerde inekler 10 tele ot yiyor bu ülkede. Bu yüzden adaletsizlik oldu bu ülkede. Ama onu zaten meclis başkanı ne iş yapıyor? Meclis başkanı yapacağını. İşte meclis başkanı karar verecek orada. İşte. Vatandaşın yapacağı bir şey yok orada. Milletvekili sonuçta. Gel ablam gel. Abi.